Türkü dediğin yüzyıllardır halk dilinde, dizile dizile, saz telinde, süzüle süzüle gelir. Bir olay olur, halkın yüreğine vurur, halk onu içinde oldurur, dilden dile, kulaktan kulağa dolaşır, sonunda türkü olur. İşte Kütahyalı, Asalı köylü Vehbi'nin öyküsü türküsü de bunlardan biri. Asalı köylü Vehbi insanın hası yiğitler başıymış. Altın soylu fidan boylu Yavuz huyluymuş. Bir de hikayemizde Çakır Nazife var. Kütahya genel evinde yenik düşmüş kötü kaderine. Derken Vehbi Nazife'yi görmüş. Yüreğinde bir zelzele olmuş. Birbirini sevmişler, yüreklerini birleştirmişler. Derken bizim Vehbi Nazife demiş, seni buradan çıkarayım, evimin kadını ol. Yeniden başlayalım sıfırdan, yuva kuralım, mutlu olalım. Bu laf Nazife'nin başını göğe erdirmiş. Başı göğe ermiş, kötü kaderini silmeye karar vermiş. İyi de genel ev patronu Cingen Selim koyuvercek mi ya? Parayı kazanan, sırtından para kazanan, onu sömüren, onu çalıştıran, şeytanın boynuzuna salıncak kurdu mu 40 yıl sallanan domuzun biriymiş Selim. Sizi birleştirmen demiş. Ve ve bir ortadan kaldırmaya karar vermiş. Yonca Pınarı denen yerde pusu kurmuş, silahını ateşlemiş, dağ gibi yiğidi yere sermiş. Ve bir alganlar içinde yere serilmiş salım musalla adaşına dayanmış. Sonra halk denen büyük usta bir türkü yakıvermiş bu hususta. Yıllar yılı çalınsın söylensin diye. Buyurun Vehbi'nin türküsünü dinlemeye. Thank you.
Salım geldi Musalle'ye dayandı. Fidan boylu vehbim algallara boyandı. Kara gözlü vehbim algallara boyandı. Sana kıyan Cingen Selim nasıl dayandı? Aman aman Vehbim öyle de böyle olur mu? Kahpede dünya kötülere kalır mı? Aman aman Vehbim öyle de böyle olur mu? Yalanda dünya Selimlere kalır.